Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin olarak son günlerde basınımıza yansıyan bazı olayların nasıl aksettirildiğinin esas gerçekleriyle bizden duymanızı istedik. Son günlerde bazı bireylerin, bazı arkadaşlarımızın, bazı şahsi taleplerini iletirken ki iletişim kopukluğundan bahsetmek istiyorum. Anıl Yetişkin seçim sürecinde belediye olarak benimsedikleri üç temel hususun altına çizdi. İlk hedefin iletişim olduğunu belirtti. İkinci hedef olarak ortak aklın öne çıkarılacağını vurgulayan Yetişkin, üçüncü hedefin ise Efeler Belediyesi'nin kurumsal bir yapıya kavuşturulması olduğunu belirtti. Biz seçim süreci boyunca devamlı üç hususu ön plana çıkarmaya çalıştık. Bina yapacağız, park yapacağız, şehrimizi şunları kazandıracağızdan ziyade sevgimizle, gönlümüzle iletişim kuracağız. Tüm vatandaşlarımızla dünyanın en büyük sorunu haline gelmiş iletişim kopukluğunu gidereceğiz mottosuyla hareket ettik. İkincisinde de ortak aklı öne çıkaracağımızı belirttik. Üçüncüsünde de hep beraber şehrimize neler katabileceğimizi, hep beraber çalışarak neler yapabileceğimizi ben yaptım oldu zihniyetinden çıkartıp Efeler Belediyesi'ni kurumsal bir kimliğe büründürmek üzere yola çıktığımızı anlatmıştık. Geçtiğimiz hafta yaşanan olaylara değinen Yetişkin, bazı bireysel taleplerin yanlış iletilmesinden dolayı konuların kamuoyuna yanlış yansıtıldığını üzülerek gördüklerini ifade etti. Son geçen hafta Cuma günü itibariyle bir takım bireysel talepleri içeren, bireysel öngörüleri içeren, ön yargıya dayalı talebin tarafımıza yanlış iletilmesinden, iletişim kopukluğundan kaynaklı olmak üzere kamuoyuna başka türlü yansıtıldığını gördük. Bu bizi çok üzdü. Zira kendileriyle bireysel olarak gelen, bireysel olarak taleplerini ileten kişilerle, o arkadaşlarımızla ben zaten bizzat görüşmüştüm daha önce. Yetişkin, belediye yönetimindeki temel prensiplerinden bahsetti. Hukuka, ahlaka ve yasalara uygun davranmanın her zaman öncelikleri olduğunu vurguladı. Biz üç hususu çok önemsedik. Bunlardan bir tanesi hukuka uygunluktu ki hem avukat kimliğim hem de daha önceki görev yaptığım alanlar baro başkanlığı bana bunu öğretti. Vicdanımızın sesini ilk önce hukuka uygun olarak yapmamız gerektiğini öğretti. Kardeşlik hukuku, arkadaşlık hukuku, komşuluk hukuku, hemşerilik hukukuna uygunluğu aradık ilk önce. İkincisinde yasalara uygunluğu aradık elbette ki. En önemli noktamız da buydu. Üçüncü noktamız da ahlaka uygunluktu. Başkan Yetişkin, Şimdi bir müteahhitin yol yapımı talebi Cuma günü üzerinden başlayan yaşanan sürecin yanlış akabinde anlaşılmaları da açıkladı. kendileri... Şimdi Cuma günü başlayan, Cuma günü yaşanan sürecin akabinde kendileriyle görüştük. Dedi ki, incelemek en doğal hakkımız dosyalarınızı. Projelerinizi hukuka, ahlaka ve yasalara uygun olduktan sonra hiçbir engel çıkartılmayacağını, tamamen herkese eşit mesafede ve eşit adil bir şekilde davranıldığını da kendilerine ilettik ve özürlerini de aldık. Özür dilediler tarafımızdan. Bizzat şahsımdan gelerek pazartesi günü özür dilediler. Ancak pazartesi günü bir olay daha yaşandı. Bu olayı başka bir noktaya çekmeye çalıştılar. Yaşanan olayın aslını anlatayım. Bir müteahhit arkadaşımız daha önceden ruhsatını almış, iskanını almış, her şeyi tamamlanmış bir kendi projesinin yolunun yapılmasını istiyordu. Ama iletişim tarzı açısından yanlış bir tavır olduğunu, bize daha sağlıklı bir iletişim kurma olanağı sağlamadığından dolayı kendisiyle de tekrar görüştük. Talebi şuydu, yaptığı projenin yolunun yani imara açık olan yolunun yapılması. Biz de bunun bir program dahilinde olduğunu ben istiyorumdan ziyade biz istiyoruz. Yani Efeler'in hemşerilerinin zaten böyle taleplerinin değerlendirileceğini, bunların belli bir program dahilinde yapılacağını da kendisine ilettik. Teşekkür etti. Tekrar randevu talep etti. Yetişkin, Ama Efeler Belediyesi olarak başka bir hedeflerinin örnek, kurumsal bir başka bir yapı müteahhit oluşturmak teklif olduğunu ederken ve tamam hemşerilerine hizmetin bunu kesintisiz yapalım, devam edeceğini istemiyorum belirtti. yapalım. Biz Efeler Belediyesi olarak bir kurumsal kimlik yaratmaya çalışıyoruz. Efeler Belediyesi'nde Anıl Yetişkin veya başka birisinin olmasının hiçbir önemi olmadığını, hizmetin hemşerilerimize yapılacak olduğunu göstermek istiyoruz. Aslında şunu da özellikle belirtmek istiyorum.
Anıl Yetişkin, bazı bireylerin taleplerini yerine getirmedikleri için sistematik bir saldırıya maruz kaldıklarını ifade etti. Bireysel taleplerinizi yerine getirmedik ya da şahsi olarak isteklerinizi yerine getirmiyoruz. Genel itibariyle tüm hemşerilerimizin hizmetindeyiz dediğimizde neden bu şekilde sistematik bir saldırıya uğradığımızı da anlamış değiliz. Başkan Yetişkin, hizmet konusunda şeffaf olduklarını ve herkesin taleplerini karşılamaya hazır olduklarını söyledi. Hepinize kapımız açık, telefonum 24 saat açık. Ulaşamayan bir tane arkadaşımız var mı bilmiyorum. Mesajlarınızı anında geri dönmeye çalışıyoruz. Yani olayın gerçeğini ortaya çıkarmaktansa dedikodu malzemesi yapmanın hiçbir kimseye faydasının olmadığını da açık net bir şekilde göstermek istiyorum. Böyle bir durumun olup olmadığını sorgulamadan sadece dedikoduya, sadece ön yargılara dayalı olarak bir ifadede bulunmanız beni, meclis üyesi arkadaşlarımı, mesai arkadaşlarımı çok ciddi şekilde üzüyor. Son olarak bakanlığın ticaret odasına yazdığı bir yazı üzerinden açıklamalarda bulunan Yetişkin, yönetmeliğin belediyelere bırakıldığını ifade etti. Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten sonra işleme alınacaktır. Bundan önceki ya da diğer sair hususlar diyor üst tarafı için. Diğer sair hususların tamamı ilgili belediyelerin değerlendirmesine tabidir. Yani bakanlığın yazısı demiyor ki evet şu anki ruhsatlara uygulayın ya da uygulamayın. Şu anda başvurusu yapılmış ruhsatların tamamı zaten belediyelerin yetkisi dahilinde. Yani yönetmeliğin uygulanma tarihi açısından hangi tarihte başlayacağının yetkisini, değerlendirmesini belediyelere tabi tutmuş. Yani bakanlık ticaret odasına yazdığı yazıda bizim düşüncemizin haricinde hiçbir şey söylememiş. Yapın ya da yapmayın diye bir değerlendirmeye tabi tutmamış ve değerlendirmenin tamamının belediyelere ait olduğunu söylemiş. Yani ekstradan bir kazanç olduğu düşünülemez bile. Zaten bizim değerlendirmemizdeydi.